Kavacık Güney Kampüsümüzde devam eden tanıtım günlerinden yeni bir yayında sizlerle birlikteyiz. Şimdiki yayınımızda Adalet Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doçent Doktor Harun Demirbaş hocamızla birlikteyiz. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Şimdi öncelikle hocam meslek yüksek okullarını sizinle bir konuşmak istiyoruz. Evet. Şuradan başlayalım izniniz olursa. Meslek yüksek okulları kısa adıyla MYO'lar meslek kapısı olarak biliniyor. Yani 2 yıllık bir eğitimin ardından hızlıca mesleğe atılmak noktasında meslek yüksek okulları önemli bir işle ve fonksiyona sahip değil mi hocam? Kesinlikle öyle. Öncelikle ben de bu program vesilesiyle üniversite adaylarına, hem lisans hem de ön lisans adaylarına şimdiden başarılar diliyorum. İnşallah gönüllerine göre hayırlısıyla istedikleri yerlere yerleşirler. Şimdi çalışma hayatına başlamak için lisans programını bitirip bunun sonrasında bir staj ya da bir yüksek lisans doktora programı gibi takip etmek yerine ön lisans programını 2 yıllık süre içerisinde hızlıca tamamlayıp hızlı bir şekilde çalışma hayatına girmek isteyenler için güzel bir fırsat aslında meslek yüksek okulları. Mesleğe ilişkin karar verici aşamada olmasa bile o mesleği icra eden meslek memuru olabilmek açısından gereken niteliği kazanabilmek için hem teorik hem pratik bilgiyi elde edebilmek için meslek yüksek okulları güzel bir avantaj sağlıyor. Çok güzel. Yani üniversite sınavında düşük puan aldık diye telaş etmeye, kesinlikle, kapılmaya kesinlikle gerek yok. Yani her türlü elemana ihtiyaç var. Hukukun sadece avukata, hakime, savcıya ihtiyacı yok. Bunlar görünür. Bir de görünmeyen pek çok meslek, kesinlikle, branşları var. Birazdan bölüm mezunları ne yapıyor dediğimde bunları, evet, anlatmanızı, evet, istirham edeceğiz. Kesinlikle. Ama öncesinde Medipol'de hocam mesleki eğitime dair ciddi bir potansiyel söz konusu. Evet. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Sosyal, evet, Bilimler Meslek Yüksek Okulu, İMÜ İstanbul Medipol Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu'nun yanı, evet, sıra bir de Adalet Meslek Yüksek Okulu olduğunu görüyoruz. Programınız hakkında kısaca bilgi alabilir miyiz hocam? Hangi puan türüyle ile giriliyor? Eğitimleriniz Medipol Üniversitesi'nin Kavacık'ta Güney Kampüsü'nde mi, Kuzey Kampüsü'nde mi devam edecek? Evet. Temel olarak neler var? Şimdi öncelikle üniversitemizin meslek yüksek okullarının kendi alanlarında branşlaştığını, uzmanlaştığını görüyoruz. Sağlık bilimleri, sosyal bilimler gibi. Adalet Meslek Yüksek Okulu'da sadece adli hizmetlerle alakalı mesleki hizmeti sunan bir meslek yüksek okulu olarak açılmış durumda ve bünyesinde sadece adalet programı var. Yani konumuz dışında başka bir şeyle ilgilenmiyoruz ve ilgilendiğimiz alanda da işimizin gereğini hakkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Adalet Meslek Yüksek Okulu programı hukuk fakültesinin programıyla birlikte planlanmış, eş güdüm halinde götürülen ve birbiriyle uyum sağlayan bir içeriğe sahip. Bu içeriği hukuk fakültesinin öğretim üyelerinden yardım almak suretiyle birlikte götürüyoruz. Esasen programımızın içeriğinde bu var. Programımız 2 yıllık, 4 yarı yıldan oluşan, zorunlu stajı bünyesinde barındırmayan ama yaz döneminde ve mezuniyet sonrasında özellikle teşvik ettiğimiz çalışma hayatına hızlı şekilde adapte olabilmeleri için teşvik ettiğimiz bir program. Ayrıca şunu da söylemek lazım. Meslek yüksek okulunu tercih eden öğrencilerimizin çalışma hayatına hızlı şekilde girmeleri bir onlar için temel sahik, temel güdü. Fakat bunun yanında programımız içerisinde ikinci öğretim programımız var bizim. Birinci öğretim gibi aktif şekilde şu an çalışma hayatının içinde olup hatta Adalet Bakanlığı nezdindeki kamu kurumlarında veya onun dışındaki kamu kurumlarında çalışan veya bütünüyle özel sektörde çalışan çalışma hayatının içerisinde olan fakat meslekte belki iş değiştirmek, belki bu mesleği icra etmesi sebebiyle gelişim göstermek, kariyer hedefini artırmak, statüsünü değiştirmek isteyen adaylarımız da bu ikinci öğretim programında Adalet Meslek Yüksek Okulu eğitimine devam ediyorlar. Biz de onları öğrencimiz olarak ağırlıyoruz. Hangi puan türüyle öğrenci alıyorsunuz hocam? Şimdi Adalet Meslek Yüksek Okulu LSE 3 puan türünde öğrenci kabul ediyor. Birinci öğretim olarak kontenjanımız 90 öğrenci. İkinci öğretimde 80 öğrenci programa kabul ediyoruz. Toplamda 170 kontenjanımız mevcut ve ülkemizde genel olarak hukuk ve diğer adli hizmetlere dönük öğrencilerin, lise öğrencilerinin, üniversite adaylarının yoğun bir teveccühü var. Bu teveccühten hukuk fakülteleri gibi Adalet Meslek Yüksek Okulları da nasibini alıyor. Sadece devlet üniversitelerinde değil, hemen hemen bütün özel üniversitelerde de Adalet Meslek Yüksek Okulları yoğun şekilde talep görüyor. Çok güzel. Bir aday öğrenci Medipol Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu'nu kazandı. Sonrasında hukuk fakültesine geçiş mümkün mü? Ne gibi şartlar, Medipol Üniversitesi hukuk fakültesine geçiş için ne gibi şartlara haiz olması gerekiyor hocam? Şimdi öncelikle şundan bahsetmek lazım. Hukuk fakültesine olan bu teveccühün Adalet Meslek Yüksek Okulu'na yönelmesindeki temel
gayelerden bir tanesi. Öğrencilerin bu meslek yüksekokulunu okumak suretiyle meslek hayatına hızlı şekilde girmeleri söz konusu. Ayrıca bu programa kabul edilen, yerleşen öğrencilerle yaptığımız tanışma oryantasyon programlarında her defasında sorduğumuzda aldığımız cevap çok yüksek bir oranda, yaklaşık %90 oranında meslek yüksekokulu öğrencilerimizin aslında nihai olarak hedeflerin hukuk fakültelerine geçiş yapmak olduğunu görüyoruz. Yani bize başvuran her 100 öğrencinin 90'ının yaklaşık olarak hukuk fakültesinde eğitimine devam etmek istediğini anlıyoruz. Şimdi bu bakış açısıyla bakacak olursak meslek yüksekokulunun adalet programının hukuk fakültesiyle olan ilgisini daha yakından görebiliriz. Adalet mezunu olan bir öğrencinin hukuk fakültesine geçebilmesi için nasıl ki şimdi lisans yerleştirme sınavıyla bir üniversite adayı bir lisans programı için hazırlığını yapıyor, sınava giriyor. Bu sınav sonucunda başarı sıralamasına göre tercih yapıyor. Yaptığı tercihteki başarı sıralamasına göre yerleştiriliyorsa aynı şekilde Adalet Meslek Yüksekokulu'nu bitirdikten sonra hukuk fakültesine geçiş yapabilmek için kısa adıyla DGS, dikey geçiş sınavına girmeleri gerekiyor. ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan bu sınavda üstün bir başarı gösterdikten sonra aldıkları başarı puanına, başarı sıralamalarına göre yine lisans yerleştirmede olduğu gibi dikey geçiş sınavında da tercih yapacaklar. Ve başarı sıralarına göre üniversitelerin açıkladıkları kontenjanlar dahilinde başvurularını yapacaklar ve oradaki sıralamalara göre hukuk fakültelerine yerleşecekler. Çok güzel. Bu dikey geçiş sınavıyla hukuk fakültesine geçme konusunu biraz daha derinlemesine konuşalım istiyorum hocam. DGS evet. ile hukuk fakültesine geçen bir adalet MEO öğrencisi uyum sağlayabiliyor mu? DGS ile direkt hukuk fakültesine başlamış bir öğrenciye kıyasla hukuk diline, nosyonuna hakim olma konusunda dezavantaja mutlaka bir miktar sahip olur ama ne oranda sahip diye sormak istiyorum ama orada bir parantez açmak istiyorum. Dediniz ya az önce hukuk fakültesinin hocalarıyla beraber kurmamız Adalet MEO'yu. Evet. Sanırım orada bir avantaj. Siz de sanırım ilk zamanlarda hukuk fakültesinin öğretim üyesiydiniz. Halen üyesiniz. Bir taraftan da MEO'nun hocalığını, müdürlüğünün yöneticiliğini yapıyorsunuz. Evet. Yani Medipol'de Adalet MEO hukuk fakültesinin hani bir kardeş bölümü okul olmalarının bu anlamda bir az önce söylediğim noktada bir avantajı var mı? DGS'ye geçiş noktasında avantajı var mı öğrenciler için? Kesinlikle öyle. Başta söylediğiniz bir dezavantaj olabilir mi? Hayır, asla. Bir dezavantaj olması şöyle dursun. Bilakis bir lise mezunu, üniversite adayı olup hukuk fakültesine birinci sınıftan yeni başlayan adaya nazaran Adalet Meslek Yüksekokulu'nu bizde veya başka bir devlet vakıf üniversitesinde bitirmiş olan bir hukuk fakültesi birinci sınıf öğrencisiyle mukayese edildiğinde hukuk fakültesinin başarılı olmak için genel geçer kabul gören soyut kavramlara, kurumlara hakim olmak, muhakeme yeteneğine sahip olmak, hukuki terimlere hakim olmak, vakıf olmak bakımından gereken bu nitelikleri zaten 2 sene boyunca çoktan tecrübe etmiş olacak. Bu konularla daha önceden meşgul olması dolayısıyla Adalet Meslek Yüksekokulu'nu okumamış bir lise mezunuyla kıyaslandığı vakit avantajlı olduğu görülecek. Hocam bu nasıl oluyor? Kaçıncı sınıfta hukuk fakültesine geçiş söz konusu oluyor? Şöyle, hukuk fakülteleriyle Adalet Meslek Yüksekokulları'nın programlarını karşılaştırdığımız zaman temel şu farklılıkları görüyoruz. Hukuk fakültesi 4 yıllık eğitim veren bir lisans programı. Adalet Meslek Yüksekokulu ise 2 yıllık bir ön lisans programı. Şimdi bu ön lisans programı içerisinde hem mesleki dersler var hem de bu mesleki derslerin yani uygulama derslerinin dayandığı teorik maddi hukuka ilişkin dersler var. Yani bir kuralın ne olduğu ile ilgilenen dersler var. Bunun yanı sıra Adalet Meslek Yüksekokulu Hukuk Fakültesinden belki bir adım daha önde olan bu kuralın fiilen nasıl uygulanacağına ilişkin mesleki dersler var. Şimdi bu maddi hukuka ilişkin dersler hukuk fakültesinde çok derinlemesine inceleniyor ve uzun yıllar boyunca inceleniyor. Bir örnek vermek gerekirse benim de kendi branşım olan medeni hukuk anabilim dalı açısından. Medeni hukuk anabilim dalında yer alan 5 ayrı dersi hukuk fakültesinde 4 yıl boyunca ayrı ayrı haftada 4 saat olmak üzere uzunca bir süre işliyoruz. Örneğin 1. sınıfta medeni hukuka giriş dersinden öğrenciler haftada 4 saat, borçlar hukukundan 4 saat, 3. sınıfta eşya hukukundan 4 saat, miras hukukunda 3 saat ders alıyorlar. Fakat bu 28 hafta çarpı 4. Yani bütün bir yıl boyunca ve 4 yıl boyunca bu dersi işliyoruz. Fakat sadece bu ders açısından bile baktığımızda Adalet Meslek Yüksekokulu'nda bu ders bu yoğunlukta işleniyor mu? Hayır.
Sadece bu medeni hukuk dersi Adalet Meslek Yüksek Okulu programında bir dönemde ve 14 hafta olarak işleniyor. Şimdi bu büyük farklılığı, bu makas farkını nasıl izah edebiliriz? Adalet Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun olacak öğrencilerimiz, mezunlarımız bu mesleği icra ederken karar verici makamlarda değil, karar verici makamların vermiş olduğu kararları bizzat uygulayan makamda olacaklar. Ara eleman olacaklar. Adli hizmetlerin yürütülmesine meslek memuru olacaklar. Bu meslek memurları hakimlerin, savcıların yahut da avukatların ya da hukuk uygulamacılarının diye genel olarak tarif edebiliriz. Onların almış oldukları kararları, atmış oldukları imzaları, vermiş oldukları sözlü yazılı talimatları yerine getirirlerken kendilerinden beklenen sadece kavram ve kurumlara, hukuki kavram ve kurumlara hakim olmaları, vakıf olmaları. Bunun ötesinde esaslı olarak o mesleğin derslerinden başarılı olmaları kendilerinden beklenir. Maddi hukuka ilişkin dersler değil. Şimdi bu makas farkını bir dezavantaja nasıl dönüştürüyoruz? Dikey geçiş sınavına girip başarılı olup hukuk fakültesine geçen bir öğrenci için bu maddi hukuka ilişkin bu yoğun dersler hakkında hiç şimdiye kadar tecrübesi olmayan, bu konuda bir ders almayan öğrenciye nazaran, daha önce bu dersler hakkında fikri olan, tecrübesi olan, bu derslerle meşgul olmuş, hatta bunların fiilen nasıl uygulandığına dair herkesten daha fazla tecrübeye sahip olan bu öğrenciler, öğrencilikleri boyunca hem sınavlarında hem de bu sınavların sonrasındaki mesleki uygulamalarında çok daha tecrübeli oluyorlar. Sorduğunuz soruya ek olarak Adalet Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun olup dikey geçiş sınavıyla hukuk fakültesine geçecek olan bir öğrenci kaçıncı sınıftan itibaren başlar? Bu evet. Adalet Meslek Yüksek Okulu'nu tercih eden öğrencilerin ve ailelerinin sıklıkla sorduğu sorular, en büyük endişe sebeplerinden bir tanesi bu. Çocuğumuz, öğrencimiz zaman kaybetmesin endişesi. Evet. Şimdi meslekte bir başarıya ulaşmak istiyorsak gerçek anlamda zaman tasarrufu yapmamamız gerekir. Şöyle izah edelim. Adalet Meslek Yüksek Okulu'nu okuduk. 2 yıl bu program için bir zaman harcadık. Bunu bir kayıp olarak görecek olursak dikey geçiş sınavıyla geldiğimiz hukuk fakültesinden aldığımız verimi küçümsemiş oluruz. Hukuk fakültesine geldiğimiz zaman intibakı kaçıncı sınıfa yapılırsa yapılsın, üniversiteler arasında çeşitli farklılıklar var, uygulama farklılıkları var. Diyelim bazı üniversiteler birinci sınıfa kaydını yaptırır. Bazı üniversiteler ikinci sınıfa, bazıları da üçüncü sınıfa kaydını yaptırıyor. Biz bunu biliyoruz. İster ikinci sınıfa, ister üçüncü sınıfa kaydı yaptırılmış olsun. Şunu herkesin çok net bilmesi gerekir ki, hukuk fakültesinde bir yıl boyunca derinlemesine öğretilen, örneğin benim branşım olan medeni hukuk anabilim dalındaki bu dersleri öğrencilere fark dersi olarak transkriptlerinde bu dersten başarılı olmak zorundasınız şeklinde bir uygulama hemen herkesin uygulaması. Dolayısıyla ben dikey geçiş sınavıyla A Üniversitesi'ne yerleştim. Orada beni üçüncü sınıfa kaydettiler. Birinci ve ikinci sınıftaki derslerden beni muaf tuttular şeklinde bir bilgi aslında bu öğrencinin gelecekteki başarısıyla ilgili olan ciddi bir zaafı da ortaya koyuyor. Halbuki B Üniversitesi'ne giden kendi intibakı ister 2 ister 3. sınıfa yapılmış olsun 1. sınıftaki en temel dersleri meslek hayatı boyunca uygulayacağı temel kavram ve kurumları anlama, algılama, yorumlama, değerlendirme, muhakeme ve kendi fikrini özgür bir biçimde oluşturabilme yeteneğini kazandıracak bu temel dersleri muhakkak okuması gerekir. Hocam, dolayısıyla hukuk eğitimi bir de çok zor bir eğitim. Yani bir yıl geç olmuş, erken olmuştan ziyade kesinlikle hukukun öyle temel de, derslerine, değerlerine, felsefesine vakıf olmak, başarılı bir avukat, başarılı bir savcı, hakim olmak için çok daha önemli bir yıl geç erkenden öte, değil mi hocam? Kesinlikle öyle. Hukuk fakültesi mezunları arasında zaman kavramı bir işteki başarıdan sonra geliyor. Hı hı. Başarıya ulaşıldıktan sonra o başarının ne kadar süre içerisinde elde edildiği çok da önemli değil. Önemli olan adil karar vermek, bir uyuşmazlığı çözmek, bir uyuşmazlığın çözülmesine yardımcı olmak, üstü örtülmüş bir hukuk aykırılığın örtüsünü kaldırabilmek, buradaki hukuk aykırılığı tespit edebilmek, düzeltebilmek, bunun için gerekli aksiyonu alabilmektir. Bunu geç gelen adalet tabii ki adalet sayılmaz. Adaletin usulü yönteminden bahsetmiyorum. Burada bu adli hizmetleri yürütmek için kaç sene vermeliyim sorusuna cevaben söylüyorum. Bunun için ister 6 sene, ister 10 sene, ister 2, ister 4 sene fark etmez. Nihai olarak bu işi dosdoğru ehil şekilde yapabilecek donanıma ve niteliğe kavuşmadan bu mesleği icra etmemek gerekir. Hepimiz vatandaşız, hepimiz adli hizmetlerden yararlanıyoruz. Nasıl sağlık hizmetini aldığımız hekimlerin işlerinde başarılı olmasını ümit ediyorsak, bunun için hastalığımıza şifa olsun diye detaylı araştırma yapıyorsak, adli hizmetler de en az sağlık kadar önemli. Çok teşekkürler temeli hocam. Son olarak Adalet MEO mezunları ne iş yaparlar? Mezuniyet sonrası iş imkanlarını sormak istiyorum ama küçük bir parantez açarak. Tabii. Şimdi ülkemizde örnek veriyorum
sağlık deyince akla doktor gelir. Evet. Ya doktor dışında halbuki sağlıkta Türkiye'de kabul edilmiş 100'e yakın meslek var. Evet. Yani biz sadece doktoru görüyoruz ama arkasında 99 tane daha meslek var. Şimdi hukuk deyince de akla savcı, hakim, avukat dışında başka bir sürü sanırım meslek branşları da olmalı. Kesinlikle ki öyle. Onlar için personel yetiştiriyor değil mi? Adalet MEO. Mezunlar ne iş yapıyor hocam? Şimdi öncelikle hukuk fakültesinden başlayalım. Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra hangi sektörlerde ya da hangi ünvanla ne tür kurum kuruluşlarda çalışabiliriz şeklinde yıllar evvel yapılmış bir araştırmadan size bilgi paylaşayım. 170'e yakın farklı ünvanla farklı kamu ya da özel sektörde çalışma imkanına sahip oluyor hukuk fakülteleri. Benzer durum Adalet Meslek Yüksekokulu mezunları için de geçerli. Şimdi bunu şöyle izah edebiliriz. Adalet Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan bir öğrencinin çalıştığı departman hukuk departmanı. Dolayısıyla hukukla işi olan her türlü kamu ya da özel kurum içerisinde kendisine muhakkak bir pozisyon bulabilir, bir seviyede çalışabilir. Şimdi gerek Adalet Bakanlığı'nın olsun, gerek diğer bakanlıkların olsun veya bakanlığa bağlı olmasa da ilgili ya da bağlı kamu kuruluşlarında olsun hemen her kurumun muhakkak hukukla alakası var. Aynı şekilde özel sektörde de bankaların, sigorta şirketlerinin, ithalat ihracat şirketinin, lojistik şirketinin veya büyük ölçekli franchise ile çalışan medya şirketleri olabilir. Restoranlar, kafeler, her şey olabilir. Bizim en temelde nasıl hukuk deyince aklımıza hakim, savcı, avukat geliyorsa Adalet Meslek Yüksekokulları için de aklımıza en temel şunlar gelebilir. Adalet Bakanlığı nezdinde bölge adliye mahkemelerinin teşkilatı kuruluşu çerçevesinde bölge adliye komisyon başkanlıklarının yaptığı periyodik sınavlar var. İhtiyaca göre sınava çıkılan durumlar var. Bu sınavlarda zabıt katipliği unvanıyla çalıştırılmak üzere Adalet Meslek Yüksekokulu mezunu öğrencilerimiz bu sınavlara başvurabilirler. Bu sınavlarda başarılı olmaları için kendileri için ne gerekiyor? İyi bir Adalet Meslek Yüksekokulu formasyonu. Bu meslekte başarı için gerekiyor. Bu sınavlardan başarılı olmak için ayrıca şunu da önemli vurgulamak lazım. Bizim klavye kullanımı derslerimiz var. Bu sınavlarda asgari bir başarıyı elde ettikten sonra yapılan teknik bir sınav var. Uygulamalı sınav. 3 dakika içerisinde belli bir 120 kelimeye ulaşmanız gerekiyor. 3 dakika içerisinde bu kadar kelimeyi hatasız yazmış olmanız gerekiyor. Şimdi bu başarıyı elde edebilmek için de ticaret meslek liselerinin bilgisayar programlarından mezun olan öğrenciler ve sadece Adalet Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan öğrencilerin birbirleriyle yarışması mümkün olabilir. Onun dışında bu klavye konusunda kişi kendini yetiştirmediyse, özel bir çabası, gayreti yoksa bu başarılı olması çok da mümkün değil. Bizim programımız içerisinde her dönem haftada 4 saat olmak üzere sadece uygulamalı olarak bu klavye kullanımı dersini veriyoruz. Bizim bu 4 yarı yılda verdiğimiz klavye kullanımı dersinde istenen, sınavda istenen başarıyı bizim öğrencilerimiz henüz 2. yarı yılın sonunda yani 1. sınıfın sonunda o başarı seviyesine ulaşmış oluyorlar. 2. 3. ve 4. yarı yıllarda artık o başarı seviyesinin ötesinde bir performans sergilemeye başlıyor genel olarak öğrencilerimiz. Soruya tekrar dönecek olursak, Adalet Meslek Yüksekokulu mezunları nerelerde çalışabilir? Birincisi bu Adalet Bakanlığı'nın nezdinde mahkemelerde ve ceza infaz kurumlarında adli hizmetlerin yürütülmesinde meslek memuru olarak çalışabilirler. Farklı isimler adı altında. İcra dairelerinde icra müdürü, adliyelerde zabıt katibi, ceza infaz koruma memuru olarak da ilgili kurum kuruluşlarda çalışabilirler. Bunun dışında tüm bakanlıkların hukuk servislerinde çalışabilirler. Hukuk bürolarında çalışabilirler. Noterliklerde çalışabilirler. Özel bankalarda, özel sektörün bütününde hukukla iş olan her türlü özel sektörde Adalet Meslek Yüksekokulu mezunlarına iş var. Hocam çok çok teşekkür ederim. Hakikaten ben de çok istifade ettim. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kıymetli veliler, değerli adaylar, Medipol Üniversitesi'nde meslek yüksekokullarına dair çok geniş bir yelpazede eğitim öğretim hizmetleri devam ediyor. Yani LYS sonuçları açıklandı. Bizim çocuk düşük puan aldı, 4 yıllığa gidemeyecek diye telaşa kapılmanıza gerek yok. Medipol Üniversitesi'nde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İstanbul Medipol Üniversitesi Yüksekokulu, Sosyal Hizmetler Meslek Yüksekokulu yanı sıra 4. olarak bugün hocamızı ağırladık. Adalet Meslek Yüksekokulu'na dair kapsamlı 2 yıllık eğitimler verilmekte. Yani bunları da araştırmak suretiyle hızlı bir şekilde meslek kapısı buralar, mesleğe ulaşmak mümkün olabilir. Hocamıza doçent doktor Harun Demirbaş'a teşekkür ediyoruz. Bir başka yayında görüşmek ümidiyle.